Info Yatırım, Yatırım Infosu Podcast'inden herkese günaydın. Bol kazançlar. BIST 100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde 96 puan yükselişle 8.956 seviyesinden tamamladı. Son 2 günde endeks 257 puan yükseldi. Kısa vadeli bu yükselişte trend değişme algısının erken olduğunu düşünüyoruz. BIST 100 endeksinde TL bazında 8.900 seviyesini pivot, 9.020, 9.085, 9.205 seviyelerini direnç, 8.835, 8.715, 8.650 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Dolar bazında ise 263.7, 265.6, 269.1 seviyelerini direnç, 258.3, 254.8, 252.9 seviyeleri destek olarak izlenecek. Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle gözler bugünkü TCMB faiz kararına çevrildi. Politika faizinde Ekim ayında değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Daha önce ekonomi yönetiminin vurguladığı aylık bazda enflasyonun düşmesi durumunun Eylül ayında eğitim harcamaları öncülüğünde gerçekleşememesinden kaynaklı olarak faiz indirimi beklentileri de ay bazında ötelendi. Konsensüs beklentiler faiz indirimlerine 2025 yılında başlayacağı yönünde. Bizim beklentimiz ise Ekim ayı enflasyon verileri ardından neredeyse kesinleşecek olsa da hala Aralık ayında ufak da olsa faiz indiriminin olabileceği yönünde. Özetle, bu süreç içerisinde makroekonomik verilerle birlikte Ekim ayı enflasyonu da daha da merak uyandırıcı hale geldi. Aylık bazda %1,5'un üstüne gelebilecek Ekim ayı enflasyon verisi olursa Aralık ayındaki beklentimiz 2025'e de sarkabilir. Yabancı kurumlarda benzer görüşlere hakim. Morgan Stanley, UBS, Barclays, JP Morgan ve BBVA gibi kurumlar Eylül enflasyonu sonrasında Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini ay bazında öteledi. Morgan Stanley raporda Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili çeşitli konuların ele alındığı rapor yayınladı. Rapordaki ana başlıklar ise faiz indirim beklentisi. Raporda Türkiye'de faiz indirimlerinin Ocak 2025'te başlaması ve 2025 yılı ilk yarısında toplam 1500 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Bu süreçte enflasyonun daha yavaş düşmesi ve sıkı para politikalarının devam etmesi öngörülüyor. Bankacılık sektörü. Türk bankalarının 2025 yılında karlılığının artacağı belirtiliyor. Ancak bu toparlanmanın daha önce öngörülenden daha geç gerçekleştiği ifade ediliyor. Bankaların marjlarındaki iyileşmenin 2024'ün son çeyreğinde başlaması beklenirken, 2025 yılında ise daha güçlü bir toparlanma öngörülüyor. Enflasyon. Enflasyonun 2024 yılı sonunda %43,5 ve 2025 yılı sonunda %25,2 olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında enflasyonun düşmesi beklenirken, Ocak ayında maaş ve fiyat ayarlamaları nedeniyle geçici bir artış olacağı vurgulanıyor. Döviz kuru. Türk lirasının tahmin edilenden daha güçlü bir performans sergileyebileceği ve 2025 yıl sonu için dolar lira kurunun 45 seviyelerinde olacağı belirtiliyor. Mali konsolidasyon. 2025 yılı itibariyle mali konsolidasyonun hızlanması ve deprem harcamalarının azalması bekleniyor. Bu durum mali disiplini olumlu etkileyebilir ve Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.